Şimdi şu güzergah gelsin lütfen arkadaşlar. Oradan da bakalım nereden yola çıkmışlar. Evet, buyurunuz hocam, yine rica ederim sizden. Evet, şöyle Osmanlı Devleti'nde bir sefer kararı verildiği zaman sefer kararı hani gizli tutulmak istenebilirdi ama şöyle bir popüler söylemi de burada eleştirmek isterim. Ajanlar cirit atıyor. Yani İstanbul'da birçok ajan var. Osmanlı ajanları da var, casusları var diyelim daha doğrusu. Bunu o kadar gizlemek mümkün değil. Neden? Çünkü bir sefer kararı verildiği zaman 20-30 bin ama toplananlarla birlikte çok daha kalabalık bir askeri birliği bir yerden bir yere götürmek planlamasız olmaz. Tabii. Yani bir öncelikle ana güzergah tespit edilir. İşte Rodos'un ana güzergahı bu yola çıktıktan sonra değil. Yola çıkmadan önce hangi rotadan gidileceği, nerede konaklanacağı tek tek tespit Peki edilir. kırmızı nedir, siyah nedir burada? Şimdi kırmızı gidiş yolu. Yaz mevsiminde yolculuk yapıyor. 41 gün sürdü. Sultan Süleyman'ın adaya gidişi. Bu 41 gün yaz mevsimi olduğu için bu açıdan dikkatimi çekti. Ben de onu vurgulamak isterim. İyi ki sordunuz. Daha havanın serin olabileceği ana güzergah. Burası sağ kol, Anadolu'nun sağ kolu ama Arkadaşlar bir dakika. Şimdi şu haritayı kırmızının başladığı yerle bittiği yer arasında görecek şekilde yakın şey yaparsak, alabilirsek hoca da daha net anlatmış olacak. Şimdi orada payitahttan İstanbul'dan kırmızıyı görüyor herhalde seyircilerimiz. Oradan yola çıkıyor yaz mevsiminde. Buyurun hocam. evet, yani mevsim yaz. Bu açıdan daha çok akşam vakitlerinde de yolculuk yaptığını biliyoruz. Serin havalarda. Kütahya'da, şurada Kütahya'da büyük divan toplanıyor. Daha sonra yola devam ediyor. Ama bu padişahın ve yanındaki merkez ordusunun güzergahı. Kütahya'da eyalet askerlerinin farklı rotalardan gönderilmiştir. Çünkü aynı anda, aynı yolda büyük bir trafik gerçekten koordinasyonu Hayır, bozabilir. yol bile, yani hangi Tabii yollardan tabii. gideceksin bu kadar insan? Evet, o çünkü beslenecekler, onların Evet. ihtiyaçları var. Onların belli bir program dahilinde farklı yollara, rotalara sevk edildiler ama Kanuni Sultan Süleyman bu rotadan geldi. Çin'e üzerinden, Aydın Çin'e üzerinden Marmaris'e geçti. Dönüş kış şartlarında. Dönerken kışın döndüğü için bu sefer Ocak ayının başında daha iklim olarak yumuşak olan bir rotayı tercih etti Kanuni Sultan Süleyman ve çok hızlı bir şekilde geri döndü. Bir tek önemli bir fark, yani dil iskelesine geldiği zaman gemiyle İstanbul'a geçti. Normalde Peki giderken. ordu şimdi yola çıktılar, tamam mı? Şuraya gelinceye kadar burada böyle hep beraber mi? Olmaz, Öyle olmaz. olmaz. Nasıl peki? Mesela şöyle, bu planlanır, programlanır. Diyelim ki ordu aynı belirli tarihlerde belirli noktalarda olması yönünde fermanlar gönderilir. İşte herhangi bir eyalet valisine diyelim ki şu tarihte şurada olun diye ferman gönderilir. Geldi, askerler birikmeye başladı. Karşı tarafa geçireceksiniz bu askerleri. Özellikle Boğaz'da da Gelibolu Boğazı'na ya da Beşiktaş Boğazı'nda izdihama yol açmamak için zaman zaman emirler gönderilir. İşte siz Biga'da kalın ya da siz geride bekleyin. Sürekli haberciler aracılığı evet geçebilirsin. Çünkü bu yoğunluğu kaldıramaz. Yani gemiler, düşünsene biz hadi deniz yoluyla gönderilenlerin dışında 100 bin civarında savaşçı ve aynı zamanda tabii ki geri hizmet kıtalarında hizmet eden şeyler, personel hepsi birlikte 100 bin kişiyi geçireceksiniz Tamam, karşı peki tarafa. benim merak ettiğim, ama bütün yolun sonunda, tamam mı? Böyle bunlar parça 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 gidiyorlar. Gidiyorlar. İşte 200 bin Hepsi kişi aynı anda diyelim. gitmiyor. Hepsi Peş aynı peşe anda gidiyor. gidiyor. Evet. O zaman mesela ilk etapta haydi siz binin gemiyle yola çıkın mı Evet, diyorlar? evet. Mesela Kütahya'dan Sultan Süleyman yola çıkacağı zaman öncesinde Yeniçerilerin bir kısmını, eyalet askerlerini önceden gönderiyor. Kendisi mesela O en son mu geçti? Muğla'da En kaldı. son mu geçti? Tabii şöyle, evet, yani onun en son, tabii en son geçti. Şöyle diyelim, deniz yoluyla gelen kuvvetler Rodos'a geldikleri zaman Öküzburnu iskelesi var.
tam yerini tespit edemedik ama tahmini olarak. Orada önce bir iskele kuruyorlar. Bütün ağırlıklar deniz yoluyla geldi. Özellikle kuşatma için gerekli mühimmat ve silahlar donanmayla geldi. Oradan karaya çıkarıldı. Karayolundan gelen askerler ise geldikçe, bu sıralamaya dair elimizde kayıt yok ama geldikçe Rodos tarafına geçirildi. Çünkü karşıda zaten Rodos'ta Osmanlı birlikleri var. Peki, geldiğinde. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi bu kadar adam, yani 200 bin kişi hatta tabii aşkın. Hadi nasıl besleniyor? Onu diyeceğim. Yani hadi yolda bir şekilde her türlü ihtiyaç karşılansın ama Rodos'un imkanları zaten kısıtlı. Ve buraya geldiğinde ne yaptılar hepsi birden? Vallahi yol da önemli. Rodos da önemli, yol da önemli. Şimdi düşünsenize 100 bin diyelim. Hadi orada 200 bin insan. Bir de bunların hayvanlar var. Mesela yolda giderken ağırlıkları taşıyan hayvanlar var. Yani bazı hesaplara göre 1'e 5. Yani siz 100 bin askerden bahsediyorsanız 500 binde bir hayvan. Çünkü bu hem yük taşıyan hem binek hayvanlar hem yedek atlar. Aynı zamanda bir de ordunun et ihtiyacını gidermek üzere kesim hayvanları. Muazzam bir kalabalık gidiyor. Yani 100 bin kişi düşünüyorsanız siz onu 400-500 bin düşünün. Yürüyen şehir tabii, o zaman tabii. Değil o mi? Zaman bu canlıları nasıl besleyeceksiniz? Bu ciddi anlamda büyük bir örgütlenmeyi gerektiriyor. Hocam ne olur bir seferinde de şu kitabı yapalım. Bu da kronikten çıkan Sultanın Ordusu. Mora Seferi'nin organizasyon ve lojistiği. Evet. Şu kitabı da gösterelim. Hatta bu gece bize yazan bir iki seyircimize bundan da hediye edelim. Yani sadece mesela bir savaşın lojistiği hazırlığı, tabii, planlaması tabii nasıl yapılır? Onu da şunu çok söyleyeyim. Güzel program olur. Mesela bu yol üzerinde menzil noktaları var. Menzillerin hazırlanması, orada ambarların, mahzenlerin, fırınların kurulması. Bunların hepsi yolların tamiratı, köprülerin yapılması ciddi bir hazırlığı gerektiriyor. Sadece benim çalışmamdan bir örnek vereyim. Şeyle ilgili esas vereceğim örnek neydi? Bazen böyle insan yorgunlukta unutuyor. Olsun hiç. Beslenmeyle ilgili örnek vereyim madem. Tamam, öbürü bir anda unuttum. Ciddi anlamda bu beslenme, iaşe organizasyonu diyelim. Ordunun iaşesini karşılamak üzere aslında Osmanlı'nın kendi sistemi, yani toprak sistemi, vergilendirme düzeni, bürokratik yapısı aslında bir orduyu çok başarılı bir şekilde cepheye götürmek üzere, yani lojistiği hazırlayacak bir yapıda kurulmuştu zaten. Dolayısıyla Osmanlı ordusunun belki de en başarılı olduğu savaşta lojistik organizasyonu. Evet, bunu ayrıca bir program konusu yaparız. Sadece şuradan böyle bir iki altını çizdiğim yeri de okumak istiyorum. Birçok şeyi tabii Tabip Ramazan'dan öğreniyoruz tabii biz, değil Ramazan'dan, mi? Tabip Ramazan'dan. Tabip Ramazan bizzat katılıyor. Tabii tabii. Seferde yer alıyor. Seferle ilgili Rodos'u anlatıyor, seferi anlatıyor. Evet. Evet. Ruzname de var. O da yazarını bilmiyoruz ama padişahın yanında sürekli hareket halinde o katiplerden birisi günü gününe notlarını alıyor. Sevgili seyirciler, kitaptan okuyorum şimdi ama çok da isteyenler var. O yüzden yani bu soru çok zor. Bunu kabul ediyorum. Ama belki bulursunuz, belki bilirsiniz diye. Kanuni Rodos'a geçerken tabii ki bir gemiye biniyor. O geminin ismi nedir? Biz Evliya Çelebi'den herhalde öğreniyoruz değil mi geminin evet, ismini? Evet. Artık Evliyam hayal dünyasında mı bunu yazmış yoksa yani hakikaten bir kaynaktan bir yerden belki duyduğunu yazdı. Neyse biz inanıyoruz, her söylediğine evet, inanıyoruz. Evet. Evliya Çelebi yazmış bunu. Kanuni Rodos'a geçerken bindiği geminin ismi nedir? Bir üçüncü soru olarak da bunu sormuş olalım. Bu arada Evliya Çelebi'den bahsettiniz. Evliya Çelebi'den Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi ona inanarak okursanız hem keyif alırsınız hem de çok bilgilenirsiniz. Eğer Evliya Çelebi olmasaydı 17. yüzyılımızda çok büyük bir eksiklik olurdu. Ben hep genç arkadaşlarıma, öğrencilerime de söylüyorum. Eğer bana deseler ki geçmişe geri dönseniz kiminle tanışıp oturup beraber kesinlikle vakit geçirmek istersiniz? Evliya Çelebi. Onu da Evliya'yı rahmetle anarken hakkını da verelim. Benim de rüya konuklarımdan bir tanesi olurdu. Yani hani tarihte yolculuk olsa böyle bir kahraman, bir geçmişten tarih kişilik falan olsa kim olur diye. Benim de mesela öyle bir listem var kafamda. Onlardan bir tanesi Evliya Çelebi. Evet. Şimdi kitapta diyorsunuz ki
Tandırda kurutulmuş ekmek, kurutulmuş balık temin edilmiş. Deniz yolculuğunun etkileri, hani deniz tutmasının da önüne geçmek için sarımsak, soğan, peynir, sirke. Sirke dezenfektan olarak suya atılıyormuş. Suyu mikroptan temizlemeyip tatlılaştırmaktaymış diyor. Ondan sonra soğan ve sarımsak da doğal antibiyotik olarak kullanıyorlarmış. Ayrıca askerlerin midesini güçlendirmek, mide bulantısını önlemek amacıyla koruk üzüm, ham meyve, ayva, ekşinar ve bunların suları deniz yolculuğu için gerekli yiyecek ve içecekler tedarik ediliyormuş. Bir de tabii ki orada susuzluk içinde, kırbalar içinde muhafaza edilen yeterli miktarda su alınmış diyor. Çünkü bizim donanmayla gönderilen askerlerimiz çoğu denizci değil. Yani karacı. Dolayısıyla denize böyle sürekli hayatlarını denizde geçirmiyorlar. Onları düşünmek gerekiyor. Evet. Yalnız geldiklerinde tabii işleri kolay olmuyor. Yani geldik, aldık, fethettik, haydi dönelim olmuyor. Ne yaşıyorlar orada? Çok zor bir kuşatma gerçekten. Binlerce, hatta bazı şeylerde, hücumlarda 12 bin, 15 bin kişi birden ölüyor. Ha. Çok ağır bir kuşatma savaşı. Başlangıçta şey var, topla kaleyi düşürmeye çalışıyorlar top atarak. Fakat yaklaşık olarak işte 20 gün kadar topla kale duvarlarını sarsmaya çalışıyorlar. Bu bizim bildiğimiz gibi hemen toplar böyle duvarları parçalamıyor ya da delip geçmiyor. Hı hı. Daha çok mermer ya da taş gülleler ki duvarlarda halen daha şey vardır. O güllelerden duvarlara kalmış yani oraya girip kalmış. Çünkü şeyde Rodos Kalesi'nin toplara karşı en önemli avantajlarından birisi de kale duvarının küfeki taşından yapılmış olması. Yani top güllelerin esas işlevi kale duvarını sarsıp duvarın yıkılmasını birçok top atışıyla mümkün kılmak. Hı hı. Ama sizin attığınız gülle eğer emiliyorsa duvar tarafından ya da o çarpışma şiddeti, vurma şiddeti zayıflatılıyorsa ki bu Trakya İtalyan tarzı kalelerde hı hı. duvarlara verilen eğimlerle aynı zamanda topun duvara çarpma gücü de zayıflatılıyor. Dolayısıyla ilk önce topla şey yapıyorlar, sur duvarlarını dövüyorlar. Fakat pek ilerleme söz konusu olmuyor. Bu Osmanlı paşaları arasında da bir münazaaya yol açıyor. Bir anlaşmazlık da oluyor. İşte Piri Mehmet Paşa Vezir Azam'la Ahmet Paşa arasında bir gerilim yaşanıyor. Gerilim değil de anlaşmazlık diyelim divanda. Piri Mehmet Paşa diyor ki bu böyle şeyle olmaz. Toplu olmuyor. Toprak sürelim diyor. Ahmet Paşa da diyor ki kale dediğin topla fethedilir. Fakat daha sonra divanda uzlaşma sağlanacaktır sonraki günlerde ve toprak sürmeye başlanır. Nedir toprak sürmek? Toprak sürmek yakından veya uzaktan veya lağım kazılırken oradan çıkarılan topraklarla iki şey yapılıyor. Bir, hendek doldurularak, bütün bir hendek değil yani kalenin etrafında kendini doldurulmasını hayal etmesin seyirciler. Sadece kaleye hücum edebilecek ya da kalenin yani temellerine kadar askeri götürebilecek bir hat oluşturmak amacıyla hendek doldurulmaya çalışılır. İkincisi de toprak sürerek kale duvarları biraz daha tabii ki zeminden yüksek her ne kadar aşağıya gömülü bir kale olsa da Osmanlılar batılı kaynaklı, Latin kaynaklarında yaklaşık 3-4 metre kadar daha yükseltmişler şeyden. Sur duvarın üstüne topraklarla, çuvallarla toprak getiriyorlar veya şeylerle, çubuklar veya ağaçların yardımıyla bir tür tabi oluşturuyorlar kalenin karşısında. Üzerine top yerleştiriyorlar ve aynı zamanda tüfekli askerler konuyor ve yukarıdan kaleye ateş ediliyor. Şimdi bu neyi sağlıyor? Ateş üstünlüğünü ele geçiriyorlar. Çünkü en başta bizim kaynaklarımıza mesela Ruzname yazar der ki biz bir top atışı yaptığımız zaman karşı taraftan 30 top karşılık veriliyordu. Hmm. Şimdi ateş üstünlüğü Rodoslulardaydı. Böyle bir dönemde askeri kale dibine yaklaştırmak da çok zor. Düşünsene sürekli top atışı ve tüfek atışı altında bütün askerlerinizi ölüme gönderiyorsunuz. Halbuki amaç elbette ki ölümler vuku bulacak ama amaç sur duvarlarına ulaşmak ve kaleyi fethetmek. Bu çok büyük bir kayıp ve zayiat.
Dolayısıyla ateş üstünlüğünü ele geçirmemiz lazım. Nasıl ele geçireceğiz? İşte top tabiyaları kuruluyor. Yani taşıma toprakla top tabiyaları kuruluyor ve ateş üstünlüğü ele geçirildikten sonra bir. İkincisi de havan topları atılıyor. Şimdi doğrudan düz top atışı gülleler, duvarlar yıkamıyor. Ama havan topları kale içine atıldığı için çok büyük korkuya yol açıyor. İnsanlar kale içerisinde dolaşamaz oluyorlar. Fakat ona da bir şey buluyorlar, çözüm buluyorlar. Ne yapıyorlar? Hemen şeylere, ne diyelim, yeraltı sığınaklarına. Anında o yüksek kulelerden havan atışları başladı, uyarısı geldiği zaman çan çalıyor ve hepsi yer altına veya çok daha korunaklı yerlere saklanıyorlar. Bu arada o Eylül'den itibaren de savaşın büyük oranda yer altında devam ettiğini söylüyorsunuz. Bu yer altındayı ben bir not alıyorum. Bunu özellikle ikinci bölümde konuşuruz diye yazdım. Şey soracağım size. Tabii ifade ettiğiniz gibi öncesinde de yani hava soğudu diye bizimkiler vazgeçecek zannediyor bunlar. Ama direniyorlar ve özellikle de Kanuni'nin orada varlığını hissettirmesi ve kalması işi psikolojik olarak da bitiriyor. Kesinlikle. Bu da herhalde unsurlardan bir tanesi. Evet.